uyarıcı bir başlangıç oldu. Değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, bugün hukuk ve adalet için bir aradayız. Sembolik bir eylem yapacağız. İzmir Adliyesi çevresinde adalet zinciri oluşturacağız. İzmir Barosu'nun bu çağrısına İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarımız destek için katıldılar, aramızdalar. Aydın Barosu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızdalar. Yargıçlar ve Savcılar Sendikası, Yargı Sen temsilcisi, yargıç meslektaşlarımız aramızdalar. Yargıçlar ve Savcılar Derneği, YARSAV temsilcisi, meslektaşlarımız aramızdalar. Ve adliye çalışanı, adliye emekçisi arkadaşlarımız aramızdalar. Bize destek oldukları ve birlikteliğimizi tüm kamuoyuna gösterdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bugün Türkiye'de totaliter bir baskı rejimi, hukuk devleti olarak, yoksulluk, yolsuzluk ve rant düzeni, kalkınma ve ekonomik gelişme, emir komuta zincirindeki yargı sistemi, hukuk ve adalet olarak sunulmaktadır. İleri demokrasi masalları ile ülkeyi ortaçağ karanlığına götürmek isteyen siyasi iktidara sesleniyoruz. Konuşmamızı, yazışmamızı, iletişim kurmamızı, bir araya gelmemizi engellemeye ve bütün hayatımızı kontrol altında tutmaya çalışıyorsunuz. Başbakanın "Ben yargıya talimat verdim, gereğini yapacaklar. Evet, ben konuştum Adalet Bakanlığı'yla, bu normal bir şey" diyerek kabul ettiği yürütmenin yargıya müdahalesini eleştirmemize, yargı bağımsızlığı olmayan bir ülkede hiç kimsenin hukuk güvenliğine sahip olmayacağını, yurttaşların adaleti başka yerde aramalarına yol açacağını haykırmamıza engel olmaya çalışıyorsunuz. Yolsuzluk soruşturmalarında delillerin bizzat başbakan tarafından karartıldığını, mahkemelerin verdiği dinleme kararları ile kaydedilen tapelerin yasa değişikliği yolu ile silindiğini, savcıların, emniyet müdürlerinin, görev yerlerinin değiştirilmesinin, suç ortaklarının hukuk dışı bir hesaplaşması olduğunu saklamaya çalışıyor, hukuka aykırı dinlemeler ile yargıya müdahale etmek arasında bir seçime zorluyorsunuz. Hakkında yürütülen soruşturmayı ve yakalama kararını öğrenip 1500 kilometre uzaktan ilk uçakla ülkeye gelen avukat, mesleki faaliyetleri nedeniyle 15 aydır tutukluyken, bakan çocuklarının ayakkabı kutularında milyonlarca euro taşıyanların serbest bırakılmasını hukuk ve adalet olarak görmenizi istiyorsunuz. Bizim çocuklarımız ekmek almaya giderken vurularak, sokak aralarında dövülerek öldürülürken, sizin çocuklarınızın karakolda polisleri sıraya dizmesini, makam arabalarında gezdirilerek soruşturmalardan kaçırılıp yargı muafiyetine sahip kılınmasını makul kabul etmemizi istiyorsunuz. Berkin Elvan'ın komada kaldığı 269 gün boyunca katilleri hakkında etkin bir soruşturma yapılmamış olmasının ve ölümünün hukuksal sorumlusunun "verdiysem emri ben verdim, polisimiz destan yazdı" diyen başbakan olduğunu yok saymamızı istiyorsunuz. Ali İsmail Korkmaz'ın, Abdullah Cömert'in, Ethem Sarısülük'ün, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Medeni Yıldırım'ın, Ahmet Atakan'ın,
Hasan Ferit Gedik'in demokratik protesto haklarını kullanırken öldürülmelerini doğal kabul etmemizi, unutmamızı, emri ben verdim diyenlerin sorumluluğunu yok saymamızı, onların katillerini saklamanızı, yargıdan uzak tutmanızı, cezasız bırakmanızı kabul etmemizi istiyorsunuz. Yargıyı arka bahçenize çevirme çabalarınızı, kendi yargınızı oluşturma isteğinizi, soruşturmaları kapatmaya, yolsuzlukların üstünü örtmeye, hukuku kendinize göre yontmaya çalıştığınızı, en küçük muhalefeti bile düşmanlık olarak görüp düşman ceza hukuku işlettiğinizi, ülkede ikili bir hukuk sisteminin varlığını, hukukun çevresinden dolanmayı maharet saydığınızı, yasama gücünü kendi çıkarlarınız için kötüye kullandığınızı görmezden gelmenizi istiyorsunuz. Atatürk Orman Çiftliği'ne yapılan başbakanlık binası inşaatına mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma kararlarına rağmen, mahkeme kararlarını ve hukukun üstünlüğünü içe sayıp, güçleri yetiyorsa yıksınlar, yürütmeyi durdurdular, bu binayı durduramayacaklar, açılışını da yapacağım, içine de girip oturacağım diyerek, mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayarak, Danıştayca iptal edilen yönetmelikleri aynı şekilde tekrar tekrar çıkararak havamızla, suyumuzla, toprağımızla, ormanımızla birlikte tüm kamusal alanlarımızı kendi çıkarlarınız için halkın ihtiyaçlarını hiçe sayarak rant, talan ve yağma düzenine kurban etmenize razı gelmemizi, ekonomik bir değeri olmayan ve işlevsel bir rol oynamayan her türe pervasız davranmanızı, haritalarda dahi görünmeyen, sadece yaban hayvanları ile ormanların su ihtiyacını karşılayan dereler üzerine HES'ler yapmanıza göz yummamızı istiyorsunuz. Kadının cinsel bütünlüğüne saldırı anlamına gelecek, çalışma hayatından, sosyal hayattan yalıtılmasına yol açacak ayrımcı ve çirkin söylemlerle şiddet uygulamanızı, adliye kapılarında bile kadını koruyamayıp kadın cinayetlerine her gün yenisinin eklenmesini, kadının adını, kimliğini, kişiliğini yok sayıp kadın bakanlığının adını bile değiştirmenizi doğal karşılamamızı istiyorsunuz. Muhalifleri, itaat etmeyenleri, farklı olanları, itiraz edenleri, bu zulümden bıkanları, başka bir dünya yaratma arzusu duyanları tehdit eden, her türlü baskı aracıyla tahakküm altına almaya çalışan, şiddet uygulayan, tutuklayan, yargılayan, ceza veren ve öldüren bir devlet düzenini, yargıya müdahaleyi, polis devleti uygulamalarını, gençlerin ve çocukların katlini bize demokrasi, hukuk ve adalet olarak göstermeye çalışmanızı doğal karşılamayacak, görmezden gelmeyecek, kabul etmeyecek, izin vermeyeceğiz. Yasama organını tek adama bağladınız. Yürütme erki tek adama bağlı. Özgür basını baskı ve tehdit ile susturdunuz. Havuz medyası oluşturdunuz. Gazetelerde nelerin yazılacağı, televizyonlarda nelerin konuşulacağına yine o tek adam karar veriyor. İnternet siteleri tek adamın düğmeye basması ile kapatılıyor. Yargı erkini de o tek adama bağlamak istiyorsunuz. Sandık fenomeni ile diktatörlük rejimi kurmaya çalıştığınızı görüyoruz. Ancak bilmelisiniz ki özgür savunmanın onurlu temsilcileri olarak diktatörlük rejimine geçit vermeyeceğiz. Size, iktidarınıza, gazınıza, tomanıza, sopanıza, copunuza, baskınıza, sansürünüze, yargılama ve ceza tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Demokratik, laik,
sosyal hukuk devleti için, bağımsız yargı ve özgür savunma için, haklar ve özgürlükler için, adalet ve vicdan için direneceğiz. Yargının kurucu unsuru olan tüm hukukçuları, avukatları, hakimleri, savcıları, bağımsız yargı ve hukuk devleti için mücadeleye çağırıyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz. Geçit yok, biz varız. Kaldırımda sağ ve sol tarafa uzanmak üzere el ele adalet zincirini oluşturmaya başlayacağız. Thank you.
school.